Uygarlık tarihi, dünyanın oluşumu ve tarih öncesi çağlar. Evren, dünya ve canlıların oluşumu. Tam olarak bilinmemekle birlikte evrenin yaşının yaklaşık 15 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. Evren oluştuğundan bu yana sürekli büyümekte ve evrendeki yaklaşık 200 milyar galaksi sürekli olarak birbirlerinden uzaklaşmaktadır. Kanıtlar evrenin saf enerjiden oluşan küçük, yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini işaret etmektedir. Bu saf enerji daha sonra evrenin tüm enerjisini, uzayı ve maddeyi oluşturmuştur. Zamanın başlangıcında yani 15 milyar yıl önce bu nokta büyümeye başlamıştır. Bu olaya Big Bang yani büyük patlama adı verilir. Big Bang evrenin nasıl oluştuğunu açıklayan teoriler arasında en çok kabul gören teoridir. Big Bang aslında gerçek bir patlama değildir. Bu daha çok hızla şişen enerji ve uzaydan oluşan bir balona benzetilebilir. Big Bang'in ayrıntıları hala bilimin en karmaşık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Evren büyüdükçe soğumuş ve enerji yoğunlaşarak maddeye dönüşmüştür. 12 milyar yıl önce yer çekimi gücünün yoğunlaşan maddeyi dev kümeler oluşturmaya itmesinin bir sonucu olarak galaksiler oluşmuştur. 5 milyar yıl önce bizim Güneş sistemimiz Samanyolu galaksisindeki orta boy bir yıldızın etrafında oluşmuştur. Güneş'in yörüngesindeki gezegenlerden biri olan Dünya, Güneş sistemimizin oluşmasından 500 milyon yıl sonra yani yaklaşık 4,5 milyar yıl önce bir gaz ve toz bulutundan meydana gelmiştir. Bu gevşek gaz ve toz bulutu gittikçe büzülmeye ve küçülmeye başlamış, artan basınç ve radyoaktif elementlerin parçalanması sıcaklığı artırmıştır. Bu ısınmanın sonucunda iç taraf akıcı bir hal alırken maddeler de ağırlıklarına göre içten dışa doğru dizilmeye başlamıştır. Dış yüzey zamanla soğumuş ve kabuk bağlamıştır. Litosfer adı verilen bu dış yüzeyde zamanla canlılık için gerekli uygun ortam oluşmuştur. Dış yüzeye çıkan gazlar ve volkanik patlamalar ilksel atmosferi, bu atmosferin içerdiği su buharı ise zamanla soğuyup suya dönüşerek denizleri meydana getirmiştir. Yaklaşık 4 milyar yıl önce ilk organik moleküller ortaya çıkmıştır. Peki ama dünyadaki canlılık nasıl oluşmuştur? Bilim insanları inorganik bileşimlerden oldukça basit bir laboratuvar işleminin sonucunda karbon içeriği bakımından zengin organik bileşimler üretmeyi başarmışlardır. Bu sonuç bize bu sürecin doğada da gerçekleşmiş olabileceğini göstermektedir. Bu organik bileşimler protein yapı taşları olan amino asitleri meydana getirebilir. Elbette bir amino asit bir canlı formu değildir. Amino asitlerin canlı formlara dönüşmesi yaklaşık 500 milyon yıl sürmüştür. İlk basit tek hücreli canlılar yaklaşık 3,6 milyar yıl önce ortaya çıkmıştır. Bunu biliyoruz çünkü bilim insanları Grönland'da, Afrika'nın güneyinde ve Avustralya'da bu zamana ait fosil kalıntılar bulmuşlardır. Bu fosiller tek hücreli organizma yığınlarının kum ve balçıkla kaplanıp zamanla taşlaşmasıyla oluşmuşlardır. Canlıların ortaya çıkışı görece hızlı bir biçimde olmuşsa da bundan sonra yaşam formlarının gelişimi daha yavaş olmuştur. Önce tek hücreliler, daha sonra da çok hücreli canlılar meydana gelmiştir. Çok hücreli organizmalar yaklaşık 1,7 milyar yıl önce ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 570 milyon yıl önce birinci zamanda yani paleozoik zamanda karmaşık çok hücreli organizmaların sayısında büyük bir artış olmuştur. Bu ani ve hızlı artış Kambriyen patlama olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde omurgalıların da dahil olduğu çok hücreli hayvanların ata formları ortaya çıkar. Böylece bitkiler ve hayvanlar dünyayı sarmaya başlamışlardır. İkinci zamanda yani mezozoik zamanda dinozorlar 230 milyon yıl önce ve memeliler de 220 milyon yıl önce evrimleşmişlerdir. Ancak dönemin sonunda dinozorların soyu büyük ihtimalle dünyaya düşen bir meteorun neden olduğu iklimsel değişiklikler yüzünden tükenmiştir. Üçüncü zamanda yani senozoik zamanda dinozorların ortadan kalkmasından sonra memeli hayvanların sayısı ve tür çeşitliliğinde bir artma olmuştur. Dördüncü zamanın yani kuvaternerin ilk evresi olan Pleistosen dönem günümüzden 2 milyon yıl öncesinden 10 bin yıl öncesine kadar sürmüştür. Paleolitik çağ bu döneme rastlar. Pleistosen'in ikinci evresine Holosen adı verilir. Holosen dönem
günümüzden 10 bin yıl önce yani Neolitik çağ ile başlamıştır ve hala devam etmektedir. Bütün bu zaman boyunca yerkürenin kendisi de değişim geçirmiştir. Dünya 200 milyon yıl önce bugünden çok farklı görünmekteydi. Geçen zaman içerisinde yer hareketleri nedeniyle kıtaların yerleri ve şekilleri oldukça değişmiştir. Bu duruma kıta kayması adı verilmektedir. Dinozorların ve ilk memelilerin ortaya çıktığı dönemde tüm kıtalar birlikte tek parça halinde dev bir kıtaydı. Bu kıtaya bütün yerler anlamına gelen Pangea denir. Yaklaşık 200 milyon yıl önce Pangea parçalanmaya başlamış ve biri kuzey yarım kürede, diğeri güney yarı kürede yer alan iki büyük kıtaya bölünmüştür. Bunlardan kuzeydekine Laurasya ve güneydekine de Gondwana adı verilir. Kıtaların parçalanması ve birbirlerinden ayrılmasıyla kıtalar arasında coğrafi engeller oluşmuş ve bir çevresel çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Bu durum canlıların evrimi ve çeşitlenmesi bakımından çok önemli bir itici güç olmuştur. Primatlar ve ilk homininler. Primatlar zoolojik sınıflandırmada memeliler sınıfı içerisinde yer alan takımlardan biridir. Primatlar takımının ilk alt takımı vardır. İki alt takımı vardır. Prosimiyenler ve antropoidler. Bugün yaşayan yaklaşık 200 tane primat türü vardır. İnsan da temel biyolojik özellikleri bakımından diğer primatlarla büyük benzerlikler gösterdiği için bu takımın bir üyesi olarak kabul edilmektedir. İnsanla diğer primatlar genetik bakımdan da çok yakındırlar. Bu genetik yakınlığın sebebi bütün primatların ortak bir kökenden evrimleşmiş olmalarıdır. İlk primatlar günümüzden yaklaşık 500 milyon yıl önce Eosen dönemde ortaya çıkmışlardır. Bu tarihten itibaren geçen milyon yıllar içerisinde pek çok yeni primat türü ortaya çıkmış ve her tür kendi evrimsel sürecini izlemiştir. Bu türler fiziksel ve genetik benzerliklerine göre bir sistem içerisinde sınıflandırılır. Eosen dönemde yaşamış olan ilk primatlar bugünkü prosimiyenlere benzemektedir. Oligosen dönemde ise bugünkü antropoidlere benzeyen türler ortaya çıkmıştır. Bugünkü büyük maymunlarla benzerlik gösteren en eski fosiller ise yaklaşık 25 milyon yıl öncesine aittir. Fosil kanıtlar, orangutan ve goril gibi büyük maymunların miyosen dönemde evrimsel olarak diğer hominidlerle yollarını ayırdıklarını göstermektedir. Moleküler genetik araştırmalar da homininlerle diğer büyük maymunların evrim çizgisinin en azından 6 milyon yıl önce birbirinden ayrıldığını ve tamamen ayrı yönlerde ilerlediğini göstermektedir. Moleküler düzeydeki benzerliklere dayanan bir sınıflandırmaya göre insanın ataları ve modern insanlar hominini adı verilen bir tribusun üyeleri olup kısaca homininler olarak adlandırılmaktadırlar. Australopithecus Homo habilis ve Homo rudolfensis, Homo erectus ve Homo ergaster, Homo heidelbergensis, Homo neandertalensis ve Homo sapiens türleri homininleri oluşturur. Homininleri diğer primatlardan ayıran en önemli özellik bipedalizmdir. Yani iki ayak üzerinde dik duruş ve hareket biçimidir. Australopithecus'lar insan evrimi açısından çok önemli bir aşamayı temsil etmektedirler. İki ayak üzerinde duruş ve hareket biçimine sahip oldukları tartışma götürmeyen Australopithecus'lar en eski homininlerdir. Her ne kadar son yıllarda Afrika'da 7 ila 5 milyon yıl öncesinde tarihlendirilen ve hominin benzeri özelliklere sahip bazı fosiller bulunmuş olsa da bu fosillerin nasıl sınıflandırılacakları hala tartışılmalıdır. Australopithecus fosilleri Güney, Doğu ve Kuzey Afrika'da yapılan kazılarda bulunmuştur. Bu türe ait en eski fosil kalıntılar günümüzden 4,4 milyon yıl öncesine ve en yeni tarihli olanlarsa yaklaşık 1 milyon yıl öncesine aittir. Australopithecus'ların beyin hacimleri küçük olup
Modern insanların beyinlerinin ancak üçte biri büyüklüğündedir. Dolayısıyla Australopithecus'ları evrimsel açıdan diğer primatlardan ayıran şey beyinleri değildir. Australopithecus'ları insan evriminin bir parçası olarak kabul etmemize neden olan tek şey bipedalizmi işaret eden iskelet yapılarıdır. Australopithecus'ların taş aletler yaptıklarını gösteren bir kanıt yoktur. Australopithecus'ların sadece doğada bulunan taş, ağaç dalı gibi nesneleri alet gibi kullandıkları tahmin edilmektedir. Bu bulgu bize iki ayak üzerinde duruşun beynin gelişiminden ve alet yapımının başlamasından önce gerçekleştiğini göstermektedir. Bipedalizmin neden ortaya çıktığı hala tam olarak bilinmemektedir. Ancak belli bir doğal çevrede bir grup primata bir takım yaşamsal avantajlar sağladığı için ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Bunlardan biri ayaktayken daha uzağı görebilme, böylece hem besin kaynaklarını hem de tehlikeleri daha kolay fark etme avantajı olabilir. Üç çağ sistemi ve tarih öncesi çağlar. Tarih yazıyla başlatılır. Yazı sayesinde tarihin kaydının tutulmaya başlaması bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Buna göre yazının keşfinden sonrası tarihi dönemler, yazının keşfinden önceki zamanlarsa tarih öncesi, prehistoria olarak adlandırılır. Bu sınıflandırmadan başka arkeologlar ve eski çağ tarihçileri tarafından kullanılan ve üç çağ sistemi denen bir sınıflandırma daha vardır. Üç çağ sistemi, tarih öncesi ve erken tarihi çağların araç gereç yapımında kullanılan ham maddeleri esas alarak üç evreye bölünmesidir. Bu üç evre şöyle adlandırılmaktadır. Taş çağı, tunç çağı, demir çağı. Danimarkalı arkeolog Kristen Jürgen Thomsen 1819'da Danimarka Ulusal Müzesi'ndeki eserleri sınıflandırırken ilk defa bu üç çağ sistemini kullanmıştır. John Lubbock 1865'te Prehistorik Çağlar adlı kitabında taş çağını paleolitik yani eski taş ve neolitik yani yeni taş olarak iki evreye ayırmıştır. Paleolitik çağ alt, orta ve üst olarak 3 alt evreye bölünmüştür. Daha sonra bu sınıflandırmaya mezolitik yani orta taş çağı eklenmiştir. Böylece tarih öncesi ve erken tarihi çağlar 5 evreye bölünmüş olur. Paleolitik, mezolitik, neolitik, tunç ve demir çağları. Bazı bölgelerde arkeolojik buluntular neolitik ve tunç çağı arasına kalkolitik yani bakır çağı evresinin eklenmesini gerektirmiştir. Paleolitik, mezolitik, neolitik ve kalkolitik çağlar tarih öncesi yani yazıdan önceki çağları temsil eder. Günümüzde teknolojiye ve kullanılan ham maddeye dayalı bu sınıflandırmanın sadece belli toplumların gelişim evrelerini temsil ettiği ve bunlar dışındaki toplumların kültürel evrelerini tanımada yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Dünyanın çoğu yerindeki kültürler üç çağ sisteminin gelişim evrelerine uymamaktadırlar. Örneğin eski Mayalar matematik ve astronomiyi biliyorlardı ama taş aletler yapmaya ve kullanmaya devam etmişlerdi. Tarihleme yöntemleri. Tarih öncesi çağlara ait tarihler hakkında nasıl bu kadar kesin konuşabiliyoruz? Arkeolojide çeşitli tarihleme yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Yazının bulunmasından sonraki tarihi çağlar için yazılı kaynaklar önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Bununla birlikte yazılı kaynaklar her zaman yeterli olmayabilir. Bu yüzden arkeolojik ve arkeometrik olarak birbirinden ayırabileceğimiz çeşitli tarihleme yöntemleri geliştirilmiştir. Tabakalanma ve tipoloji arkeolojik tarihleme yöntemleridir. Tabakalama, bir yerleşim yerinin uzun zaman boyunca iskan edilmesi sonucu üst üste biriken katmanların ait olduğu kültür çağlarının ayırt edilmesidir. Tipoloji, pişmiş toprak kapkacaklar gibi maddi kültür ürünlerinin teknik ve üsluplarına bakarak yapıldıkları dönemin belirlenmesidir. Karbon 14, potasyum, argon ve termolüminesans ise arkeometrik tarihleme yöntemlerinden bazılarıdır.
Canlıların bünyelerinde bulunan ve canlının ölümünden sonra belli bir hızla azalmaya başlayan karbon-14 izotoplarının miktarına bakarak organik kalıntıların tarihlendirilmesine karbon-14, C14 yöntemi denir. Volkanik kayaçlarda bulunan radyoaktif potasyumun argona dönüşme hızının ölçülmesine ise potasyum-argon yöntemi adı verilir. Termolüminesans adı verilen yöntem ise maddede biriken radyasyon enerjisinin miktarının ölçülmesine dayanır. Paleolitik Çağ. Paleolitik, eski taş çağı, insan elinden çıkan ilk ürünler olan taş aletlerin yapıldığı çağdır. Bu taş aletler en eski teknolojiyi temsil eder. Paleolitik çağ insanların teknolojileri çakmak taşı ve diğer işlenebilir taşlardan ayrıca hayvan kemikleri ve boynuzlardan yapılan aletlerden ibarettir. Bu aletler arasında el baltaları, taş bıçaklar, kazıyıcılar, ok ve mızrak uçları sayılabilir. Paleolitik çağın sonuna doğru çok daha önce işçilik gösteren ve pek çok farklı iş için üretilmiş aletler gelişmiştir. Ayrıca yine bu son dönemlerde ilk sanat ürünleri ortaya çıkmıştır. İnsanlar mağara duvarlarına resimler çizmiş, küçük heykelcikler ve takılar yapmışlardır. Paleolitik çağ insanları avcılık ve besin toplayıcılığı ile geçinen göçebe topluluklardır. Bu topluluklar sadece geçici konak yerlerinde ikamet etmişlerdir. Bu konak yerleri genellikle doğal olarak korunaklı mağaralar ve kaya altı sığınaklarıdır. Paleolitik çağ 3 evreye ayrılmaktadır. Alt paleolitik, orta paleolitik ve üst paleolitik. Paleolitik çağ ilk yerleşimlerin ortaya çıkmaya başladığı mezolitik ve veya epipaleolitik çağın başlamasıyla sona erer. Alt paleolitik dönem. Alt paleolitik günümüzden yaklaşık 2,5 milyon yıl ila 200 bin yıl öncesini kapsayan dönemdir. Bu dönemde Homo habilis ve Homo rudolfensis, Homo erectus ve Homo ergaster ve ilk insanlar yaşamışlardır. Homo habilis. Günümüzden 2,5 ila 1,5 milyon yıl öncesinde Güney ve Doğu Afrika'da yaşamış olan Homo genusunun, yani insan türlerini kapsayan bir cinsmiş bu, ilk üyesi, yani ilk insan türüdür. Bununla beraber Homo habilisler morfolojik özellikleri bakımından insandan çok Australopithecus'lara benzerler. Homo habilisler ortalama 1,3 metre boyunda ufak canlılardır. Beyin hacimleri ise Australopithecus'larınkinden sadece biraz daha fazladır. Homo habilisler taş aletler yapmışlardır ve bu nedenle ilk insan türü olarak kabul edilmektedirler. Homo habilis, becerikli insan anlamına gelmektedir. İnsan elinden çıkan en eski taş aletler, diğer bir deyişle insan yaratıcılığının en eski ürünleri yaklaşık olarak 2,5 milyon yıllıktır. Bu taş aletler Afrika kıtasındaki Tanzanya, Etiyopya, Zaire ve Malawi'de bulunmuştur. Homo habilislerin yaptığı taş aletler Oldovan taş alet teknolojisi olarak adlandırılmaktadır. Bu aletler çakıl taşlarının basit bir yöntemle yontulması esasına dayanır. 2,5 milyon ile 1,8 milyon yıl öncesine tarihlendirilen bir grup fosil, bazı araştırmacılar tarafından Homo rudolfensis adıyla ayrı bir tür olarak tanımlanmaktadır. Homo rudolfensisler, Homo habilislerden bazı anatomik özellikleri bakımından, örneğin daha büyük bir beyin ve dişlere sahip olmalarıyla ayrılmakta, ancak bunun dışında Homo habilislere benzemektedirler. Homo erectus. Homo erectus günümüzden 1,9 milyon yıl öncesinden 100 bin yıl öncesine kadar Afrika, Asya ve Avrupa'da yaşamış bir insan türüdür. Fosiller Afrika'da, Çin'de, Endonezya'da, Java Adası'nda, Fransa'da ve İspanya'da bulunmuştur. 1,9 ila 1,6 milyon yıl arasında tarihlenen Homo erectus fosilleri genellikle ayrı bir tür olarak tanımlanmakta ve Homo ergaster olarak adlandırılmaktadır. Homo erektusların beyin hacimleri 950 ve 1100 santimetre küp arasındadır. Boyları uzun olup bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte ortalama 1,60-1,70 metre olduğu söylenebilir. Homo erectus fosilleri
Afrika kıtası dışında bulunan ilk insan kalıntılarını temsil eder. Gürcistan'da bulunan erken Homo ergaster fosilleri 1,8 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. Bu türün önce Afrika'da evrimleştikleri, sonra Asya ve Avrupa'ya doğru yayıldıkları kabul edilmektedir. Homo erectuslar, Acheulean teknolojisi adı verilen taş aletler yapmışlardır. Acheulean teknolojisi günümüzden 1,4 milyon yıl önce başlar ve 500 bin yıl önceye dek varlık gösterir. Bu teknoloji bir baltanın uç kısmını hatırlattığı için el baltası denen iki yüzü de işlenmiş, simetrik, genellikle damla biçimli aletlerden oluşmaktadır. Çok işlevli olan bu el baltaları kesmek, kazımak, parçalamak gibi pek çok iş için kullanılmıştır. Homo erectusların grup halinde örgütlenerek avcılık yaptıklarını gösteren kanıtlar vardır. Bu sayede bir avcının tek başına avlayamayacağı büyük hayvanları avlamışlardır. Homo erectus'un büyük beyni ve gelişmiş alet teknolojisi ayrıca büyük hayvanları avladıkları örgütlü bir grup avcılığı tekniği geliştirmiş olmaları bu insanların iletişim becerilerinin gelişmiş olduğunu göstermektedir. Büyük ihtimalle Homo erectuslar konuşabiliyorlardı. Ancak konuşma dilinin ne zaman geliştiğini belirlemek çok zor bir iştir. Ayrıca dilin gelişimi, beynin gelişiminde itici bir güç yaratmış olmalıdır. Homo erectuslara özgü çok önemli bir yenilik de ateşin insanlar tarafından bilinçli olarak kullanılmaya başlanmasıdır. En eski ateş izleri yaklaşık 1,5 milyon yıllıktır ve Afrika'da bulunmuştur. Homo heidelbergensis. Günümüzden 500 bin ila 200 bin yıl öncesine tarihlendirilen Homo heidelbergensis fosilleri Avrupa, Asya ve Afrika'da bulunmuştur. Homo heidelbergensislerin beyin hacimleri oldukça büyüktür. 1100 ile 1400 santimetre küp arasındaki beyin hacmi modern insanınki ile neredeyse aynıdır. Avrupa'da bulunan Homo heidelbergensislerin Homo neandertalensisin atası olduğu kabul edilmektedir. Orta paleolitik dönem. Günümüzden yaklaşık 200 bin ila 40 bin yıl öncesinde yaşanmıştır. Bu dönemde Homo neandertalensis yaşamıştır. Homo neandertalensis veya Neandertal insanı olarak adlandırılan bu insanların fosilleri günümüzden 200 bin ila 30 bin yıl öncesine tarihlendirilmektedir. Neandertaller Avrupa'da, Yakın Doğu'da ve Orta Asya'da yaşamışlardır. Neandertal fosillerinin bulunduğu yerler Almanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Irak, İsrail ve Özbekistan'dır. Buzul çağında yaşamış olan Neandertallerin atomik yapıları soğuk iklime uyum sağladıklarını göstermektedir. Örneğin, kısa kalın bir vücut yapısı, kısa kol, bacaklar ve büyük beyin soğuk iklime uygun fiziksel özelliklerdir. Bu özellikler kutuplara yakın bölgelerde yaşayan günümüz insanlarında da görülmektedir. Neandertallerin beyin hacimleri modern insanlarınki kadar büyüktür. Boyları ise ortalama 1,55-1,60 metredir. Kemiklerindeki kas yapışma yerleri güçlü kaslara sahip olduklarını göstermektedir. Kafa taslarında alın bölgesi basıktır ve kaşları bulunduğu yerdeki kemik çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Kaşların bulunduğu yerdeki kemik çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Bu dönemin taş alet teknolojisine ilk bulunduğu yere atfen Mous Terrien adı verilmektedir. Mous Terrien teknolojisi önceden hazırlanmış bir taştan yonga adı verilen parçalar çıkartılması ve bu parçaların tekrar şekillendirilerek alet olarak kullanılmasıdır. Neandertaller ilk defa ölülerini görmüş olan insanlardır. Ölüler mezara anne karnındaki ceninin duruşuna benzer şekilde bacakları karına doğru çekilmiş ve elleri çenenin altında birleştirilmiş bir biçimde yerleştirilmiştir. Ölünün yanına taş aletler ve şifalı bitkiler konmuştur. Ölü gömme davranışının gelişmesi, Neandertallerin yaşamı ve ölümü düşündükleri, ölüme bir anlam yükledikleri ve ölen soydaşlarına özen gösterdiklerini göstermektedir. Ölümle kurulan bu bağ, insanlık tarihinde ilk defa Neandertallerle birlikte ortaya çıkmış ve bundan sonra da hep var olmuştur.
Neandertal insanların soyu günümüzden yaklaşık 30 bin yıl öncesinde tükenmiştir. Neandertaller gibi yüksek beyin hacimli, gerek alet teknolojileri gerekse manevi dünyaları gelişmiş, buzul çağının zor koşullarında hayatta kalmayı başarmış ve oldukça yakın zamana kadar yaşamış olan bu türün neden ortadan kalktığı tam olarak bilinmemektedir. En çok kabul gören açıklamalardan bir tanesi, hem fiziksel özellikleri hem de kültürleri bakımından soğuk iklim koşullarına fazlasıyla uyum sağlamış olan Neandertallerin, buzul çağının bitişiyle değişen yeni iklim koşullarına uyum sağlayamamalarıdır. Neandertal fosillerinden elde edilen DNA'nın analizi, Homo sapiens ile Neandertal insanların iki ayrı tür olduğunu ortaya koymuştur. Neandertaller ortadan kalkarken Homo sapiensler dünyadaki tek insan türü haline gelmişlerdir. Üst paleolitik dönem. Günümüzden yaklaşık 40 bin ila 12 bin yıl önceki dönemdir. Bu dönemde Homo sapiensler yaşamıştır. Üst paleolitik dönemde Ayriknasyan, Gravitiyan, Solutreyan ve Magdalenian kültürleri ve ilk sanat ürünleri görülür. Homo sapiens. Homo sapiens son insan türü yani modern insandır. Bugün dünya üzerinde yaşayan bütün insanlar bu türün üyesidirler. Bu nedenle Homo sapiens'in kökeni en çok merak edilen ve en çok tartışılan bilimsel konulardan biridir. Homo sapiens'in kökenini açıklayan iki ayrı model bulunmaktadır. Afrika'dan çıkış modeli ve çok merkezli evrim modeli. Afrika'dan çıkış modelini savunan bilim insanlarının başında Chris Stringer gelmektedir. Bu modele göre anatomik açıdan modern insanlar olan Homo sapiensler yaklaşık 200 ila 150 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıkmış ve daha sonra Afrika dışına yayılmışlardır. Homo sapiensler farklı çevresel koşullara gerek anatomik gerekse kültürel özellikleri sayesinde daha iyi uyum sağlayabildikleri için Homo neandertalensislerin yerini almışlardır. Çok merkezli evrim modeli ise en çok Milford Wolpoff tarafından savunulmaktadır. Bu modele göre Homo sapienslerin kökeni çok daha eskiye, yaklaşık 2 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. 2 milyon yıl önce ortaya çıkan Homo erectuslar Afrika, Asya ve Avrupa'ya yayılmışlardır. Bu tarihten itibaren insan grupları bulundukları bölgelerde yani birçok merkezde bölgesel evrimler geçirmişlerdir. Neandertaller ve Homo sapiensler bu sürecin sonunda evrimleşmişlerdir. Ancak bu insan grupları arasındaki bağ hiçbir zaman tam olarak kopmamış, gen alışverişi her zaman devam etmiştir. Bu iki model iki bilgi kaynağından beslenmektedir. Genetik araştırmalar ve fosil buluntular. Son yıllarda insan DNA'sı ile ilgili araştırmalar insan evrimiyle ilgili çok önemli bilgiler sağlamıştır. Bütün dünyadaki insan topluluklarının DNA örnekleri incelendiğinde genetik açıdan en büyük çeşitliliğin Afrika kıtasında olduğu anlaşılmıştır. Bilim insanlarına göre bu bilgi modern insanın en uzun süre Afrika'da yaşadığını yani Afrika'da evrimleştiğini göstermektedir. Evrim mutasyonlar sonucunda oluşan genetik değişimler sayesinde gerçekleşir. İki tür veya aynı tür içerisindeki iki grup arasında genetik farklılıklar iki tür ya da grup birbirinden ayrıldıktan sonra kaç mutasyonun gerçekleştiğine bağlıdır. Eğer mutasyonların ne kadar sürede oluştuğunu bilirsek, bir türün veya grubun diğerlerinden ne kadar zamandır aynı olduğunu da anlayabiliriz. Mutasyon hızının hesaplanmasına dayanan bu yönteme moleküler saat denmektedir. Genetik çeşitlilik ve mutasyon hızına dayanarak Homo sapienslerin günümüzden yaklaşık 150-200 bin yıl öncesinde Afrika'da evrimleştiği öne sürülmektedir. Afrika'nın çeşitli yerlerinde bulunan en eski Homo sapiens fosilleri yaklaşık olarak günümüzden 130 bin ila 100 bin yıl öncesine tarihlendirilmektedir. Bu buluntular Afrika'dan çıkış modelini destekler görünmektedir. Orta Doğu'daki fosil örnekler yaklaşık 90 bin yıl öncesine, Avrupa'dakiler ise 40 bin yıl öncesine aittir. Homo sapiensleri diğer türlerden ayıran anatomik özellikleri geniş ve dik bir alın yapısı, yüzde kaşların bulunduğu kısmın çıkık olmaması, yüzün fırlak değil yassı olması, alt çenenin ön kısmında ileri doğru bir çıkıntının bulunması ve dişlerinin de küçük olmasıdır. Homo sapienslerin beyin hacimleri ortalama 1350 santimetre küptür. Boyları uzun, vücut yapıları ise narindir. Sıcak iklimde yaşamaya uygun bir beden yapısına sahiptirler. Homo sapiens toplulukları sadece Afrika, Asya ve Avrupa'ya değil, Avustralya ve Amerika kıtalarına kadar yayılmışlardır.
Homo sapiensler yaklaşık 50 ile 60 bin yıl önce Avustralya kıtasına göç etmişlerdir. Amerika kıtasına ulaşmaları ise büyük ihtimalle günümüzden 20 bin ila 15 bin yıl öncesinde de gerçekleşmiştir. Bu geçişin Asya'nın kuzeyinden Amerika'nın kuzeyine, Sibirya ile Alaska arasındaki Bering Boğazı'nı aşarak gerçekleştiğini gösteren kanıtlar vardır. Bu dönemde deniz seviyesinin düşük olması bu geçişi kolaylaştırmıştır. Üst paleolitik dönemde alet çeşitleri artmış, dilgiler, ok ve mızrak uçları, olta ve zıpkınlar, bıçaklar ve iğneler gibi çeşitli aletler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde alet yapımında ham madde olarak taşın yanı sıra kemik ve fil dişinden de yararlanılmıştır. Üst paleolitikte özellikle Avrupa'da bölgesel olarak gelişmiş teknolojiler vardır. Bunlar çeşitli taş alet tiplerini ve tekniklerini, hatta kimi zaman sanatsal ürünleri de kapsadıkları için birer teknolojiden çok kültür olarak adlandırılmaktadır. Sanatın doğuşu. Günümüzden yaklaşık 35 bin yıl öncesinden itibaren Avrupa'da, Afrika'da ve Avustralya'da insanlık tarihinin ilk sanatsal ürünleri ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında Güneybatı Fransa ve Kuzey İspanya'da bulunan mağara resimleri özel bir öneme sahiptir. Resimlerin bulunduğu mağaralardan bazıları şunlardır: Lascaux, Fransa; Niğde, Fransa; Trios, Fresnes, yine Fransa; ve Altamira, İspanya. Bu mağaraların iç kısımlarında duvarları genellikle bizon, mamut, yabani at, geyik, aslan, ayı ve yaban keçisi gibi hayvan figürleri resmedilmiştir. Hayvan betimlemeleri çok doğal ve gerçekçidir. Ayrıca hayvan betimlemeleri dışında spiraller, zikzaklar, düz paralel çizgiler gibi çeşitli geometrik şekillerde resmedilmiştir. Resimler oldukça başarılı bir teknikle ve çeşitli doğal boyalar kullanılarak yapılmıştır. Resimlerin mağaraların yaşanan kısımlarında değil de güçlükle ulaşılabilen derin ve karanlık kısımlarında yapılmış olmaları ilginçtir. Mağara resimlerinin ne amaçla yapıldığı ve neyi simgeledikleri uzun yıllardır tartışılmaktadır. Bazı araştırmacılar bu resimlerin bir tür av büyüsü amacıyla yapıldığını öne sürmüştür. Üst paleolitik dönem insanların ava çıkmadan önce avın iyi geçmesi amacıyla bu resimlerin bulunduğu yerlerde büyüsel ayinler yaptıkları tahmin edilmektedir. Bazı araştırmacılar bu resimleri yapan insanların düşünce dünyalarına dikkat çekmiş ve resimlerin doğrudan bu hayvanları değil, bu hayvanların çağrıştırdığı düşünceleri temsil ettiğini savunmuştur. Üst paleolitik dönemde mağara resimleri dışında taştan, fil dişinden ve kilden küçük heykelcikler de yapılmıştır. Bu heykelcikler arasında göğüsleri, kalçaları ve karın kısımları abartılı bir biçimde betimlenmiş, ancak yüzleri işlenmemiş kadın heykelcikleri özel bir öneme sahiptir. Venüs adı verilen bu kadın heykelcikleri günümüzden 32 bin yıl öncesinden itibaren yaygın bir biçimde üretilmiştir. Bu figürünler arasında Almanya'da bulunan Willendorf Venüsü ve Çek Cumhuriyeti'nde bulunan Dolni Vestonice Venüsü çok ünlüdür. Uzun süre bu figürinlerin ana tanrıçaları veya doğurganlığı simgelediği düşünülmüştür. Bununla birlikte bunlar sadece birer yorumdur ve bu yorumlar konusunda bilim dünyasında bir fikir birliği bulunmamaktadır. Üst paleolitik dönemde takılar ve süslenme davranışı da ortaya çıkmıştır. Köklerinden delinmiş hayvan dişleri, kemik, geyik boynuzu ve fil dişinden yapılmış dairesel, oval veya uzun delikli boncuklar süslenmek için kullanılmıştır. Mezolitik, yani epipaleolitik çağ. Paleolitik ve neolitik arasında orta çağı da denen bir geçiş evresi yaşanmıştır. Avrupa'da yaşanan orta taş çağına mezolitik, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'dekine ise epipaleolitik adı verilir. Buzul çağlarının bitişiyle iklimde belirgin bir ısınma olmuş ve bunu diğer ekolojik değişimler izlemiştir. Mezolitik, epipaleolitik çağda yaşayan insanlar da bu yeni çevresel koşullara uyum sağlamışlardır. Bu çağ, geçici iskan yerlerindeki hayatın sona erdiği ve yerleşik yaşama doğru yönelimin gerçekleştiği bir geçiş evresidir. Bu evrenin süresi yaşandığı bölgeye göre değişir. Avrupa'da mezolitik toplumlar yaklaşık İsa'dan önce 3000'lere kadar varlık gösterirken, Orta Doğu'da 10 bin yıl
Önce epipaleolitik kültürler sona ermiş ve neolitik çağ başlamıştır. Mezolitik. Avrupa'da son buzul çağının bitişiyle buzullar kuzeye doğru çekilmiş, deniz seviyesi yükselmiş, ağırlıklı olarak iğne yapraklı ormanlar ortaya çıkmış ve sulak alanlar genişlemiştir. İnsanlar buzulların erimesiyle açılan yeni alanlara doğru yayılmışlar ve avcı toplayıcılık geçim biçimi olmaya devam etmiştir. Özellikle nehirlerde ve genişleyen sulak alanların kıyılarında balıkçılık gelişmiştir. Besin kaynaklarının bol olduğu su kenarlarında sabit, kalıcı yerleşimler kurulmuştur. Böylece bu dönemde yerleşik yaşam başlamıştır. Mezolitik çağ yerleşimleri daha çok nehir ve göl kenarlarında bulunan küçük köyler şeklindedir. Bu çağa özgü alet teknolojisine mikrolit adı verilir. Bu aletler tahta, kemik ve boynuzların üzerine yerleştirilerek kullanılmıştır. Aletlerin bazıları balıkçılıkta kullanılan olta ve zıpkın işlevi görmüştür. Epipaleolitik. Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce Orta Doğu ve Doğu Akdeniz çevresinde başlayan bu kültür evresi, bu bölgedeki Neolitik çağa öncülük etmiştir. Buzul çağlarının bitişini izleyen dönemde iklim ve bitki örtüsü Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgesinde de değişmiş. Bu değişiklikler kültüre de yansımıştır. Bu yabani tahıllar insanlar için önemli bir besin kaynağı haline gelmiş, bunların toplanması ve depolanması için yerleşik hayata geçmeyi zorunlu kılmıştır. İnsanların köylerinin çevresindeki yabani tahılları topladığı ve depoladığı bu yeni yaşam biçimi tarımın keşfine doğru giden yolda atılan en önemli adım olmuştur. Epipaleolitik çağ yerleşmelerinde yapılan kazılarda yabani tahıl toplayıcılığını gösteren çok sayıda arkeolojik buluntu ele geçmiştir. Bu buluntular arasında orak benzeri kesici aletler, havan elleri ve havan taşları sayılabilir. Bu dönemde avcılığın devam ettiğini gösteren çok sayıda ok ve mızrak ucu da bulunmuştur. Bu dönemin teknolojisini üçgen, trapez, dikdörtgen, kare biçimli mikrolit aletler temsil etmektedir. Bunlar ok uçları olarak veya yabani tahılları kesmek için orak yapımında kullanılmıştır. Alet yapımında kullanılan ham madde genellikle çakmak taşı ve obsidyendir. Natufyen, epipaleolitiğin en önemli aşamasıdır. Doğu Akdeniz bölgesinde günümüzden 12 bin ila 10 bin yıl öncesinde yaşamış olan topluluklara özgü bir kültürel evredir. Natufiye'nin en önemli özelliği standartlaşmış yapılardan oluşan ilk düzenli köy yerleşimlerinin ortaya çıkmasıdır. Bu yerleşimlerin nüfusunun yaklaşık 200-300 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu köylerde evler 3 ila 9 metre çapında yuvarlak planlı yapılar şeklinde ve yarı yarıya toprağa gömülü olarak inşa edilmiştir. Her evde köşede yer alan bir ocak vardır. Bu kültürde insanlar ölülerin oturdukları evlerin tabanına gömmüşlerdir. Bu adet evle kurulan duygusal bağın bir işareti olarak yorumlanabilir. Natufyan yerleşimleri arasında Suriye'deki Müreybet ve Abu Hüreyra sayılabilir. Bu yerleşimler daha sonra Neolitik köylere dönüşmüştür. Neolitik çağ. Taş çağının sonuncusu olan Neolitik çağ, yani yeni taş çağı bazen cilalı taş çağı olarak da adlandırılmaktadır. Ancak Neolitik çağda yaşanan kültürel gelişmeler taş aletlerdeki yeniliklerden çok daha fazlasıdır. Bu çağda tarım keşfedilmiş ve hayvanlar evcilleştirilmiştir. Neolitik çağ aslında başlangıç ve bitişi kesin tarihlerle sınırlanan bir dönem olmaktan çok tarımın başladığı ve hayvanların evcilleştirildiği bir kültür evresi olarak tanımlanabilir. Bu gelişmeler dünyanın çeşitli yerlerinde farklı tarihlerde yaşanmıştır. Neolitik çağdaki diğer bir yenilik çanak çömlek yapımının başlamasıdır. Çanak çömlek yapımı Neolitik çağın ortalarında geliştiği için Neolitik çağ iki evreye ayrılır. Çanak çömleksiz Neolitik ve çanak çömlekli Neolitik. Çanak çömleksiz Neolitik çağ. Çanak çömleksiz Neolitik yerleşimleri Epipaleolitik çağa ait Natufyan yerleşimlerinin devamıdır. Bu yerleşimlerin bazılarında bu evrede de kısmen yabani tahıl toplayıcılığı ve avcılık devam etmiştir. Bu durum bir geçiş döneminin yaşandığını göstermektedir. Tarım. Tarımın geliştiği ilk yer Orta Doğu'da verimli hilal adı verilen bölgedir. Yeni araştırmalar ilk defa tarıma alınan buğdayın ana vatanının Urfa ve Diyarbakır arasındaki Karacadağ olduğunu ortaya koymaktadır.
Bununla beraber tarım dünyanın başka yerlerinde, örneğin Amerika kıtasında ve Güneydoğu Asya'da birbirinden bağımsız olarak daha sonra başlamıştır. Tarım, Orta Doğu'da yaklaşık günümüzden 10 bin yıl önce, Güneydoğu Asya'da günümüzden 8 bin yıl önce ve Orta Amerika'da ise günümüzden 5 bin yıl önce başlamıştır. Ancak bu bölgelerde tarımı yapılmaya başlanan bitki türleri farklıdır. Orta Doğu'da arpa, buğday, Güneydoğu Asya'da pirinç ve Orta Amerika'da ise mısır tarıma alınan ilk bitkilerdir. Tarım bu merkezlerde başladıktan sonra hızla diğer bölgelere de yayılmıştır. Böylece tarımın keşfine dek tüm insan topluluklarının esas geçim biçimi olan avcı toplayıcılık giderek azalmış ve marjinal bir hale gelmiştir. Doğu Akdeniz, Kuzey Suriye, Kuzey Mezopotamya ve Güneydoğu Anadolu'daki yoğun tahıl toplayıcılığına dayalı epipaleolitik yerleşimler yavaş yavaş tarımsal üretime geçerek Neolitik yerleşimlerine dönüşmüştür. Filistin'de Jeriko ve Jarmo, Suriye'de Mureybet, Anadolu'da Çayönü, Diyarbakır, Hallan Çemi, Batman, Nevali Çori, Urfa ve Göbekli Tepe, Urfa, verimli hilal üzerine bulunan Neolitik köy yerleşimlerinin en önemlileridir. Yerleşik yaşam tarımın keşfinden önce başlamıştır. Yabani tahıl toplayıcılığına dayanan geçim biçimi yerleşik yaşamı zorunlu kılmıştır. Yerleşik yaşamın başlamasından ve ilk köylerin oluşmasından sonra bir nüfus artışı olmuştur. Tahıl toplayıcılığı köylerde artan nüfusu beslemekte yetersiz kalmış olmalıdır. Böylece insanlar besin sorununa yeni çözüm yolları aramaya yönelmiş ve yabani bitkileri denetim altına almayı keşfederek tahıllarını artık kendileri üretmeye başlamışlardır. Yabani tahılların bol miktarda bulunması ve insanların bunları topluyor olmaları tarımın keşfinde en önemli etkendir. Bu sayede insanlar bu tahılların doğal özelliklerini gözlemleyerek bu tahılları denetim altına almanın da yollarını keşfetmiş olmalıdırlar. Buğday ve arpa Orta Doğu'da tarımı yapılan ilk bitkilerdir. Bu bitkileri mercimek, nohut, bakla ve diğerleri izlemiştir. Tarımla birlikte doğada bulunan besinlerin tüketilmesine dayanan geçim biçimine alternatif olarak doğanın denetim altına alındığı yeni bir geçim biçimi doğmuştur. Neolitik çağ, üretici ekonomiye geçişin çağıdır. Gordon Childe de insanlık tarihindeki en önemli gelişmenin yiyecek üretiminin başlaması olduğunu öne sürmüştür ve bu nedenle tarımın keşfini bir devrim olarak nitelendirmiştir. Bu yüzden bu çağdaki gelişmeler Neolitik devrim olarak da anılır. Hayvanların evcilleştirilmesi. Neolitik çağda tarımdan hemen sonra gerçekleşen en önemli yenilik hayvanların evcilleştirilmesidir. Köpek daha Mezolitik çağda evcilleştirilmiştir. Bu nedenle köpek evcilleştirilen ilk hayvan olma özelliğine sahiptir. Neolitik çağdaysa beslenme amaçlı olarak koyun, keçi, domuz ve sığır evcilleştirilmiştir. İnsanlar evcilleştirdikleri hayvanların sütünden ve yününden de faydalanmışlardır. Evcilleştirme süreci daha çok süt, daha kaliteli yün, daha fazla et veren ve kolay evcilleşebilen uysal hayvanların seçilmesi ve üretilmesiyle gerçekleşmiştir. İlk zamanlar evcil hayvan sayısı az olduğu için avcılık da devam etmiştir. Ancak zamanla evcil hayvanların sayısı artmış ve avcılık giderek azalmıştır. Evcilleştirilen hayvan türü bölgeye göre farklılık göstermektedir. Örneğin Afrika'da sığır ve keçi, Doğu Asya'da domuz, Güney Amerika'da ise lama evcilleştirilmiştir. At, deve, kümes hayvanları ise daha geç dönemlerde evcilleştirilebilmiştir. Diğer gelişmeler. Çanak çömleksiz Neolitik çağın başlarında üstleri dallarla ve kamışlarla örtülüp çamurla sıvanan yuvarlak kulübeler yapılmıştır. Bu dairesel planlı barınaklar daha sonra dikdörtgen planlı gerçek evlere dönüşmüştür. Bu evlerde mutfak ve kiler işlevi gören ayrı odalar vardır. Bu evlerle birlikte düzenli bir yerleşim modeline sahip köyler ortaya çıkmıştır. Bu yerleşim yerlerinde bazı yapılar tapınak veya kutsal mekan özelliğine sahiptir. Bu dönemde ölüler evlerin tabanlarına bebeğin ana rahmindeki pozisyonuna benzer şekilde dizler karına çekili olarak gömülmüşlerdir. Ölülerin yanına renkli taşlardan, deniz kabuklarından, bakırdan, kemikten ve fil dişinden yapılma süs eşyaları ve boncuklar konmuştur. Bu yerleşimlerde ölüler etleri çürüyene kadar bekletilip sonra kemikleri toplanarak gömülmüşlerdir. Diyarbakır yakınlarındaki Çayönü yerleşiminde ise ölülerin kafa tasları vücutlarından ayrılarak başka bir yere, özel bir yapının içine konmuştur.
Bu yapı kafataslı yapı olarak adlandırılmaktadır ve bu yapının muhtemelen inançla ilgili bir anlamı vardır. Neolitik çağda orak biçimli aletler ve tahılları işlemede kullanılan öğütme taşları, taş havanlar ve dibekler yapılmıştır. Ayrıca yüzeyleri ve kenarları sürtülerek düzeltilmiş ve parlatılmış taş aletler de görülmektedir. En yaygın alet yassı baltadır. 1,15 cm arasında büyüklüğe sahip üçgen ya da dörtgen biçimli bu aletler bir sapa geçirilerek kullanılmıştır. Obsidyen, Neolitik dönemde alet yapımında bir ham madde olarak yoğun biçimde kullanılmıştır. Doğal kaynaklarından elde edilen obsidyenin geniş bir coğrafyada ticaretinin yapıldığı görülmektedir. Uzun mesafeli ticarete konu olan ilk mal obsidyendir. Özellikle İç Anadolu ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Toroslarla Mezopotamya arasında yoğun biçimde obsidyen ticareti yapılmıştır. Neolitik çağda bakır da kullanılmaya başlanmıştır. Bakır ısıtılıp dövülerek şekillendirilmiş, takı, küçük iğne, olta gibi aletler yapılmıştır. Neolitik'te obsidyen ve bakırın yanında deniz kabukları, kaliteli çakmak taşı ve değerli renkli taşların da ticareti yapılmıştır. Çanak çömlekli Neolitik çağ. Çanak çömlekli Neolitik çağ sadece çanak çömlek yapımının başlamasından daha fazla şey ifade eder. Çanak çömleksiz Neolitik besin üretici yaşam tarzına doğru bir geçiş aşamasıdır. Ancak çanak çömlekli Neolitik'te artık besin üretimine dayalı ekonomi tamamen yerleşmiş, avcılık ve toplayıcılık terk edilmiştir. Bununla beraber bu dönemde yapılan tarım sadece yağmura bağlı olan kuru tarımdır. Sulama sistemi yoktur ve saban, döven gibi tarım aletleri bilinmemektedir. Toplumlar toprağa delikler açarak ekilmekte, tohumlar toprağa delikler açarak ekilmekte, hasat çakmak taşından yapılan oraklarla biçilmekte ve tahıl taş dibeklerde öğütülmektedir. Bu dönemde taş temelli, kerpiç duvarlı, gerektiğinde yeni eklemeler yapılabilen evler ortaya çıkmıştır. Bazı yerleşimlerde evler birbirine bitişik olarak yapılmıştır. Evlerde oturma, uyuma ve çalışma için ayrı yerler, kiler alanları, işlikler, mutfaklar ve avlular bulunmaktadır. Jeriko ve Jarmo gibi yerleşimlerin etrafında sur duvarları yapılmıştır. Bu sur duvarları derin hendeklerle çevrelenmiştir. Buradaki önemli unsur, sur duvarlarının yapımında ortak emek gücünün kullanılması ve ileri düzeyde bir toplumsal örgütlenmenin görülmesidir. Bu dönem yerleşimlerinden bazıları 5 ila 10 bin kişilik nüfusa sahiptir. Neolitik çağın sonuna doğru ölülerin evin tabanına gömülmesi adeta ortadan kalkmış ve ölüler yerleşim yerinin dışına gömülmeye başlanmıştır. Çanak çömlekli Neolitik, Dabagiye evresi, Hassuna evresi ve Samarra evresi olarak 3 aşamaya ayrılır. Bunlar İsa'dan önce 6000 ile 5000 arasında Kuzey Mezopotamya bölgesinde ortaya çıkan gelişmiş köy kültürlerini temsil eder. İsa'dan önce 6000'lerde Kuzey Mezopotamya'da görülen Dabagiye kültürü, Hassuna kültürüne öncelik eden bir evreyi temsil eder. Hassuna yerleşimleri ise küçük, yaklaşık 100 ila 200 metre çapında tahminen birkaç yüz kişilik nüfusa sahip tarıma dayalı köylerdir. Hassuna'dan biraz daha geç ortaya çıkan Samarra yerleşimlerinde gelişmiş bir mimari ve artan bir toplumsal tabakalaşma görülmektedir. Samarra yerleşimlerinde bulunan mezarlarda turkuaz taşı, bakır, yeşil taş, obsidyen ve deniz kabuğundan kolyeler gibi mezar hediyeleri vardır. Bu bölgede bulunmayan turkuaz ve obsidyen gibi taşlar ticaret yoluyla getirilmiştir. Kalkolitik Çağ. Kalkolitik Çağ, bakır çağı yaklaşık olarak İsa'dan önce 5500-5000 yıllarında başlar ve Tunç çağının başlamasıyla birlikte İsa'dan önce 3500'lerde sona erer. Erken Orta ve Son Kalkolitik olarak 3 evreye ayrılmaktadır. Erken, Orta ve Son Kalkolitik olarak 3 evreye ayrılmaktadır. Bu evreler Mezopotamya'da Halaf, Ubeyt ve Uruk kültürleri olarak da adlandırılmaktadır. Neolitik çağa özgü çiftçiliğe dayalı köy yaşamı birçok yerde uzun süre devam etse de bazı bölgelerdeki köylerin büyüyüp gelişerek kentlere dönüştükleri görülür. Kalkolitik çağın en önemli özelliği bu dönemde köylerin kentlere dönüşmesi ve tarımcı köy toplumlarından kent devletlerinin doğmasıdır. Bu dönemde bölgeler arasında sosyoekonomik açıdan bir farklılaşma ortaya çıkmıştır. Dünya tarihinde ilk kez ekonomik çıkar bölgeleri oluşmuştur. Ekonomik merkez, doğal imkanların zengin olduğu bölgelerden sulamalı tarım yapma imkanının bulunduğu Dicle ile Fırat
Dicle ve Fırat arasındaki Mezopotamya bölgesine kaymıştır. Mezopotamya bölgesi daha kuzeydeki Güneydoğu Anadolu bölgesine göre daha kurak ve doğal besin kaynakları sınırlı bir bölgedir. Ekonomisi tahıl tarımına dayalı toplumlarda kuraklık büyük bir risk anlamına gelmektedir. Bu nedenle kıtlık riski bulunan bölgelerde artı ürün üretmek ve bunları depolamak son derece önemlidir. Bu bölgelerde artı ürüne sahip olan yerleşimler avantajlı duruma geçerler ve bu onlara önemli bir güç kazandırır. Kuraklık riskinin az olduğu ve doğal besin kaynaklarının bol olduğu bölgelerde ise artı ürün bu kadar büyük bir anlam ifade etmez. Bu yüzden kalkolitik çağda sosyal ve ekonomik gelişmeler doğal koşulların insanları zorladığı yerlerde gerçekleşmiştir. Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki Mezopotamya bölgesinin kurak olması ve kuru tarımın nüfusu beslemeye yetmemesi sulamalı tarımı zorunlu kılmıştır. Bu bölge sulama kanallarının yapılabilmesi ve sulu tarımın başlayabilmesi için uygun koşullara sahiptir. Sulu tarımın başlamasıyla birlikte ürün fazlası yani artı ürün de ortaya çıkmıştır. Bu artı ürün bölgede büyük değişimlere neden olmuştur. Her şeyden önce bu artı ürünün üretimi için büyük bir organizasyon gerekmiştir. Üretimin planlanması, sulama kanallarının yapılmasında insanların çalıştırılması, elde edilen ürünün bir merkezde toplanarak depolanması ve elbette bu ürünün korunması gerekmiştir. Böylece Neolitik çağda Güneydoğu Anadolu'da yavaş yavaş oluşmaya başlayan tapınak ekonomisi adı verilen bir sistem kalkolitik çağda kurumsallaşmıştır. Tapınak ekonomisinde üretilen ürün dini merkez olan tapınakta toplanır ve yeniden halka dağıtılır. Tapınağa getirilen ve dağıtılan ürünün kaydını din adamları yani tapınağın rahipleri tutar. Bu sistemde ekonomi ve din iç içedir. Üretimi tapınaklar ve rahipler kontrol eder. Böylece toplumda net bir tabakalaşma ortaya çıkar. Üretenler ve üretimi kontrol edenler arasındaki ayrım çok belirgindir. Tapınak rahipleri en üst tabakayı oluşturur. Bütün bu gelişmeler toplumsal hayata bir çeşitlilik getirmiştir. Yeni bir toplum modeli şekillenmeye başlamıştır. Sulu tarım, artı ürün ve artan sosyal dinamizmle birlikte Mezopotamya'da nüfus da artmıştır. Bu dönemde bakır madenciliği büyük önem kazanmıştır. Özellikle teknoloji için gerekli olan maden, değerli taşlar, dokuma için gerekli yün, yağ bitkileri ve çeşitli besin maddeleri gibi ihtiyaçlar başka bölgelerden en çok da Güneydoğu Toroslar bölgesinden getirilmekteydi. Bu dönemde deniz ve akarsu yoluyla yapılan ticaret gelişmiştir. Mezopotamya, Anadolu, İran, Hindistan, Pakistan, İndus Vadisi ve Güney Arabistan arasında geniş bir ticaret ağı kurulmuştur. Uygarlığın doğuşu. Sulamalı tarım ve artı ürünün ortaya çıkması, artı ürün üretiminin organize edilmesi, artı ürünün buna sahip olmayan ve potansiyel bir tehlike oluşturan göçebe hayvancı topluluklara karşı korunması, üreten ve üretimi kontrol eden ekseninde toplumsal tabakalaşmanın ortaya çıkması, nüfus artışı, yerleşimlerin büyümesi, ticaret ve mesleki uzmanlaşmanın artması bir devlet organizasyonunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sulama kanallarının yapımında insanların kitleler halinde çalıştırılması ve birilerinin bu işi yönetmesi ve planlaması gerekmiştir. Aynı şekilde tapınaklar ve anıtsal binaların inşasında da insanlar çalıştırılmıştır. Bunun için büyük çaplı bir organizasyona ihtiyaç doğmuştur. Bu organizasyonda liderler ve onların yardımcıları olmalıdır. Bu amaçla oluşturulan bütün kurumlar sonuçta devlet bürokrasisine dönüşmüşlerdir. Toplumsal tabakalaşmanın artması, insanların kaynaklara ulaşımları arasında bazı farklılıklar doğurmuştur. Toplumun en üstündeki yönetici tabaka güç ve zenginliğe sahip olmuştur. Yönetmenin yolu da yine bu güç olduğu için anıtsal mimari aracılığıyla bu güç özellikle vurgulanmıştır. Karmaşık bir toplumsal yapıya sahip büyük ölçekli kent yerleşimlerinde merkezi bir devlet organizasyonu, ekonomik, siyasal, askeri ve yasal konuların bir sisteme oturtulmasını sağlamıştır. Mezopotamya dışında Mısır, İndus Vadisi, Çin, Orta ve Güney Amerika kültürlerinde de yukarıda sayılan benzer nedenlerle ilk devletler ortaya çıkmıştır.
İlk devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte uygarlığın da başladığı kabul edilmektedir. Uygarlık tarihsel olarak devlet, üretim ve iş gücünün denetimi, toplumsal tabakalaşma, mesleki uzmanlaşma, anıtsal yapılar, yazı ve büyük nüfuslu yerleşimler gibi gelişmelerle özdeşleştirilmektedir. Uygarlığın doğuşuna hazırlayan nedenler sırasıyla yerleşik yaşama geçiş, tarımın özellikle de sulu tarımın başlaması, artı ürünün yaratılması ve kent devletlerinin ortaya çıkışı olarak sayılabilir.